Keşif ekranından hepinize sevgiler, saygılar. Yeni keşiflere var mısınız? Varız o zaman. Bugün kim konuğumuz? Sevgili Emine Akkaya. Neler söyleyecek bize, neler öğreneceğiz, merak ettiğimiz neler var? Kendisi bize ne sürprizler hazırlamış birazdan göreceğiz. Ve dönüyoruz. Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Ben de iyiyim. Hani klişe bir şeydir bu. Hı-hı. Görülüşte bu laf ama gerçekten öyle değil. Böyle enerjiler güzel oldu mu? Güzel insanlar güler yüzle bir araya geldi mi? Vallahi çok keyifli oluyor. Ben de çok güzel hissediyorum. Çok iyi hissediyorum onun için. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Önce sizi bir tanıyalım isterseniz kendi cümlelerinizle. Hı hı. Ben kendimi hemen anlatayım o zaman. 1976 Sivas Koylisar doğumluyum. Bir tane oğluşum var. Anne babamı çok erken kaybettim ben. Babam 3 yaşındayken, annem 11 yaşındayken trafik kazasında. Yani hayatım böyle çok fazla zorlukların verdiği, en dipten en tepeye çıkmak gibi bir hikayem var hayatımla ilgili. Ve bu mesleği başladığım dönemlerde de ya da bu enerji dediğimiz evrelerle çalıştığım evrede belki de annemin bana gösterdiği bir rüya vardı. Annemin öleceğini görmüştüm o rüyada. O yüzden bu hayat böyle beni aldı, insanlarla bir bütünleştirdi. Ben, mesela rüya şöyleydi. Karanlık bir alandan, dağların tepelerinden bir tabut iniyor. Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen, ben 11 yaşındayım o sırada. Ben fanatik bir Fenerbahçeliyim. Böyle ölüyorum kahrımdan, böyle aşığım yani. O kadar seviyorum, taraftar takımı modundayım. Neyse Fenerbahçe dedi ki anneciğiniz sizi son kez görmek istiyor dedi. Tabuttan bir kadın çıkarttı. Gerçekten anneme benziyordu. Bembeyaz ışıklar içerisinde. Sabah uyandığımızda annemiz trafik kazası geçirmiş. Hatta suya düşmüş Sivas yolunda. Kurtarılamadı maalesef, vefat etti. Biz 5 kardeşiz. Birinde kolumda kaybettim 16 yaşındayken. Böyle kendi mücadelemiz. Hani deriz ya, büyükler vefat edince ortadaki insanlar hep böyle birinin eteğinde devam eder. Hı hı. Biz galiba annemizin nurlar içinde yatsın, babamızın Amin. Hayrını yaşıyoruz. Çünkü iyi insanlarmış. Herhangi bir kötü alışkanlığımız olmadı. Yani bu hayatta çok mücadele verdik. Çok kayıplar hayatımızda kaybettik ama bence annemin ruhunu yaşıyoruz bizler. Hani onun verdiği o güzel enerjiyle birlikte hepimiz bir şekilde bir hayata tutunduk. Belki de onların karması güzeldi. Biz de bu karmayla birlikte buluştuk belki de. Şimdi o kadar güzel şeylerden şöyle bahsediyorsunuz. Şimdi içeriğinden ben iyi olanları seçmeye çalışıyorum. Ben de maalesef arka arkaya hani birçok ölüm yaşadım. Allah gecinden versin, sırayla versin. Amin. Bir kere bu çok önemli bir şeymiş. Çok doğru bir sözmüş. Karma olayına ben çok inanıyorum. Mesela karma hani hep konuşuruz ya, karma elbet bir gün bulacak edecek ama bunu genelde toplum şey olarak bazen algılıyor. Hani kötü bir şeyin karması dönüp gelecek ama hayır değil. İyi şeylerin karması da oluyor değil mi? Ben çok genetik kodlama ve karma dediğimiz vakit insanların aslında iyi karmaları aldığını düşünüyorum. Hiçbir zaman kötü bir karmayı düşünsenize şöyle düşünelim. Benim oğlum gen yapıma baktığımda benim karmamı taşıyor. Aynı benim kopyam. Hisleri, hissettikleri. Yani ailemizde hiç kötü bir insan yok muydu? Hırsız, tecavüzcü ya da ne bileyim katil olabilir. Yani hiçbir genetiğimizde öyle bir karma olmamış. Biz düz ve sade insanlar ama ben kötü karmaya inanmıyorum. İnsanın içindeki kötülüğü yansıtıyordur. Yani kişi kendi kötülüğünü yansıtıp karma diyerek karmanın arkasına sıkışıyordur. Hiçbir insan geninde kötü bir karma olduğunu düşünmüyorum ben. Peki annenizi kaybetmeden önce hani böyle daha farklı özellikleriniz olduğunun farkında mıydınız? Evet. Yoksa öyle bir geçiş, öyle bir mesaj mı Yok, geldi diye düşünüyorsunuz? Benim rahmetli annem çok iyi bir rüya yorumcusuydu. Genetikten miras dediğimiz olaylar bu. Çünkü üç kuşağımız devam ediyor bu şekilde. Yeğenlerim de aynı çok hissiyatlı. Anne 9 yaşındayken biz köy çocuğuyuz tabii ki. Biz köyde doğduk. İşte halamı derdim. Halacığım ben çok böyle tanınan, çok ünlü oluyor. Sus derdi Sıracalı. Köyün yerinde nerede meşhur olacaksın? Dağın tepesinde derdi. Gerçekten de Sivas Koylisar iki dağın eteklerindedir. Bir tarafınız dere, bir tarafınız
daha yani insan görmüyorsunuz. Alanlara da Sivas merkeze 170 kilometre, Giresun'a 170 kilometre. Yani köyde imkanı yok. Yok alacığım, gerçekten televizyonlara çıkacağım, herkes beni tanıyacak. Çok neyle olacak bilmiyorum. Kızım senin baban dedi rahmetli, sizi ölmeden önce kızlar kimseye ya hemen evleri düzenleri olsun, evlendirilsin, herkesin bir başı yere eğsin diyerekten. Yok, ben 9-8 yaşında ben hissediyordum bir şeyleri hayatımda. Mesela ben erkek çocuk sahibi olacağımı, tek başıma çocuğumu dünyaya getireceğimi, bunların hepsini hissetmiştim. Hep söylerdim, 12-13 yaşlarında da söylerdim. Halacığım bak, benim erkek çocuğum olacak, ben tek başıma mücadele edeceğim. Evet, bir oğlum oldu, tek başına mücadele ettim. Ay Allah bağışlasın evladını. Peki o zaman şu düşünülebilir mi, denebilir mi? Altıncı hissi çok kuvvetli, işte kalp gözü açık şeklinde evet. söylenir ya halk arasında. Bizim büyüklerimiz söyler, biz de duyarız böyle şeyleri. Sizi de böyle adlandırabilir miyiz o zaman? Tabii öyle ki. Miydi? Ben o olduğuna inanıyorum. Yani öngörüsü, hisleri, rüyaları. Yani bir şeyi hissetmek, yani ben mesela şey diyorum, ya Rabbim her şeyin hayırlısını ver ama hissettiklerimin de hayırlısını ver diyorum. Çünkü o kadar güzel şeyleri hissedebiliyorsunuz ki, evet Allah bana bu hissettiklerimi de verdirdi bana. Hiç yani isteklerimi geri döndürmedi. Hayırlısıyla istemek çok doğru. Tabii ama ki, değil mi? Hayırlısıyla şimdi istemek. Şimdi ben bunu kendi kendime örnek vererek de söyleyeceğim. Şöyle yıllarca mesela iş hayatıma, özel hayatıma, şuna buna baktığım zaman, hani geçmişe baktığım zaman birçok şey istedim Allah'tan. Allah nasip etti sağ olsun. Ama bazı şeyler bana iyi geldi, bazısı hiç iyi gelmedi. Hayır getirdi, getirmedi. Sonra şunu fark ettim çok yıllar önce tabii. Hep hayırlısı olsun, hayırlısı neyse o olsun demek gerekirken ben bunu aslında hiç demiyormuşum. İşte aşı olsun, şuraya gideyim, şu benim olsun, şu olsun. Fakat daha sonrasında bunu böyle hani duayı da düzgün edin derler ya, düzgün isteyin. Öyle istemeye başladıktan sonra sanki hayatımda bir şeyler evrilmeye, değişmeye başladı. Sanki değil, öyle oldu aslında. Ama gönül kapımızdan Rabbimle konuşuyoruz. Rabbimle biz hiç susmuyoruz ki, bir şekilde Rabbim şunu nasip eyle ama iyiyse, hayırlıysa nasip et. Yani ben bazen Yaradan'a da kızıyorum. Diyorum ki bu kadar sınavları insanlar için sunuyorsun, hep bir sınavda mıyız dediğimizde, en büyük sınavı 6 Şubat'ta ülkemizde yaşadık. Yani insanlar ya. En büyük felaketini göz göre göre milyonlarca insan yani çıkamadı. Ölümün bile hayırlısını, hani mezarımız olabilecekse bile hayırlısını demeyi 6 Şubat'ta öğrendik toplum olarak. Doğru, doğru. Korona zamanı da öyle. Aynen öyle. O dönemlerde de ben de aileden maalesef kayıplarımız oldu. Biz de o dönemde bir anda dünyada her şey bitti. O zaman öngörmüş müydünüz mesela öyle şeyler olacağını, öyle ben, şeyler yaşayacağınızı? Tabii 2018'de yani 2022 ve 2023 ve pardon 2018'de, 2019 ve 2020'de çok ciddi sağlık krizleri ülkeyi ve dünyayı sarsacak. Hala YouTube kanalımda o video duruyordur. Söylemiştim. Nasıl, peki ne hissediyorsunuz? Bunu söylemek de, bunu hissedip aktarmak da aslında kolay bir şey değil, değil mi? Şöyle diyeyim. Benim Beyoğlu'nda bir eczacı arkadaşım var. Ekin Olcayto da tanır onu. Ekin'e çok sevgilerimiz aynen olsun. Aynen öyle buradan. Çok öpüyorum onu da. İşte Dilvine'ye uğruyorum bir sabah, diyorum ki ya, ülkede çok büyük bir kriz, insan sesleri, insan çığlıkları duyuyorum dedim. 6 Şubat'tan bir hafta önce. Yok canım bir sıkıntı, vallahi Dilvin dedim. Burada mı olur, İran'da mı olur, Türkiye'de mi olur bilmiyorum dedim. Hatta hemen postu yazdık orada. Toprak altından çığlık sesleri duyuyoruz diyerekten. Yani o an Allah kalbime, ben mesela uyuyamam deprem sırasında. O enerjiyi hissedebiliyorum. Ama tabii ki Yaradan'ın da yazdığı bir kader var. Tabii. Her kaderi her kul hissedemez. Yani herkese bir ölçü vermiştir Allah. Yani benim hissedebileceklerim, bana nasip ettiği kadar, fazlasını nasip ettiği zaten o bir dünyayla herhalde bir iletişim hakimiyetinde olabilirim. Ama bana şu an gerçek yaşadığımız, aslında burası gerçek mi ona da bakmak lazım. Bizler gerçek miyiz? Gerçekten ölüm biz miyiz? Yaşayan o bir taraf mı? Onu da bilemediğimiz için şu anki şey diyorum. Acaba eğer biz gerçek yaşamdaysak, yani hissettiğimiz kadar Yaradan veriyor bize. Ne hissedemediğimiz kadar, noktada vermez. Ne kadar o isteyecek, doğru bir şey söylediniz. Kalbimize o duyguyu hissettirecek ki ben de onu kişiye ya da danışanlarıma ya da evladıma yansıtabileyim.
o gün Allah hissettirmedi. Yani o denge kapalı. O an diyorum ki mesela ben danışanlarıma da geldiniz ofisime ama hissetmiyorum sizi. Ben sizden niye para alayım ki? Yani şu an o kalp sizinle konuşmak istemiyor. Demek ki bir misafirlik amaçlı çay kahve içmeye geldiniz. Ofisimde sohbet etmeye geldiniz. Belki tanışma sebebimiz de buraya gelmek. Yani insanlar da hemen şu algı. Ya bu kadın böyle hissediyor ama kesin ölecek var. Yahu tabii ki ölüm denilen bir gerçek var ama şöyle diyeyim ya. Ben o an sizin... Allah bizim sizinle diyaloğumuzu bir araya getirirken para, hak ve hukuk istememiş aslında. O anki beni ve seni bir sınavdan geçiriyor. Sen bunu zaten keşfetseydin, oraya geliş sebebini benden anlayacaktın. Mesela bir danışanım dedi ki, ya evet söyledin, o gün babamı kaybettim. Çünkü o anki o stresi alabiliyoruz. Ya da o ara çocuk sevinci, yani o an farklı şeyleri hissettiğim zaman o gün Allah konuşturmayabilir beni. Şimdi biraz önce dediğim gibi çok önemli bir şey söylediniz aslında. Şimdi bazı şeyler var ki bu taraf mı gerçek, öbür taraf mı? Şimdi bunu kendi içimizde de bazen sorguluyoruz. Sonra diyorlar ki bize işte sorgulamayın, çok günah. Şimdi insanoğlu meraklı. Zaten hı-hı, sorgulamazsam insan olduğumu hissedemem. Bu sorgulamak da değil, merak aslında. Hı-hı. Fakat bir takım kişiler de ortaya çıkıyor. İşte sanki diğer tarafta işte gitmiş, yaşamış, görmüş, etmiş, her şeyi yaşamış, gelmiş. Şimdi bu tarafta bunları anlatıyor. Bu bazen tuhaf gelmiyor mu? Yani ben hani vatandaş olarak da soruyorum aslında. Bizler ölüyüz. Yani işimizin dışında. Ama bizler ölüyüz. Yani sadece zamanı kolluyoruz. Yani hepimiz bir evrede, bir evrendeyiz ama bizler yaşayan ölüyüz. Diye giden gelmiyor o zaman diyorlar ya, şarkısı geri, oraya gidenler evet, yani şöyle söyleyeceğim. Çok isterdim annemi babamı tekrar bir aynı dünyada ya da kardeşimi kolumda kaybettiğim kardeşimle tekrar bir konuşmak isterdim. Yani orası çok büyük bir boşluk, derin bir boşluk. Yani orası çok mutlu ki gidenler geri gelmiyor. Yani buradan gidenler koşarak gidiyor ama oradan hiç koşarak geri geleni nasip etmedi Allah bize. Şimdi ben de rüyalarıma hatta geçen Yusuf'la telefonla konuştuğumda dedim. Rüyamda böyle bir şey görüyorum. Ben de değişik rüyalar gördüm işte. Evde kedi var mesela. Hı hı. Kedim bazen duruyor böyle direkt bir şeye doğru bakıveriyor. Şimdi diyorum ki benim bir şey mi var arkada? Bir şey geldi herhalde. Hani ben böyle şeylere de inanıyorum. Yani bir farklı hisleri olduğuna inanıyorum. Hı hı. Ama rüyalara da inanıyorum. Rüyaları da doğru yorumlamak lazım. Evet. Diye biliyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Peki şu var. Mesela diyelim ki hiç hoşunuza gitmeyen bir kötü bir rüya gördünüz. Onu hiç konuşmayın, bahsetmeyin, kimseye anlatmayın ya da anlatacaksınız suya anlatın. Hani öylece aksın gitsin diyorlar. Ama iyi bir rüya görürseniz anlatabilirsiniz. O zaman gerçekleşmesi daha olağan gibi şeyler var. Mesela halk arasında inanışlar var. Siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi ben çok uzun yıllar Flash TV'de Rüyanız Hayır Olsun programını yaptım. 10 yıl yaptım rahmetli Ömer abinin kanalında. Şimdi herkes her rüyayı anlattı. Yani şimdi ses enerjisidir. Oradaki anlatımlarınız değil. Kişi bu rüyayı anlatırken sesin size yankılanma sesi vardır. Bir rüya anlatılır. Oradan gemiye bindiğini anlatır. Diğer ses tonu gemiden korktuğunu ya da suya boğulduğunu. Yani aslında rüyayı Hazreti Yusuf gibi yorumlamak lazım. Rüya çok kıymetli bir şey. Yani her insana rüya yordurulur mu diye düşündüğüme. Ben oğluma asla yordurma, bana da yordurma diyorum. Yani ikiniz arasında böyle evet şey. Kendi ilişkimizle alakalı, bağla ilgili. Git teyzene sor diyorum, git yeğenine sor diyorum, git kuzenine sor. Ben seninle ilgili farklı bir şey söylerim, önüne engel olurum diyorum. Çünkü sonuçta onunla benim bir bağ var. Rahmimdeydi, bedenimdeydi, dünyaya geldi, büyüttüm, 20 yaşında oldu. O yüzden yani rüya çok kıymetlidir, herkese anlatılır. Şöyle bir şey yok. Sadece kalbinizden geçen isteğiniz, ilk önce rüya kötü mü diyelim ki halının üstünde kendinizi ölü gördünüz. Ve etrafında karıncalar dolandığını şu an bir attım. Ve arkasından da işte bok böcekleri falan var diyelim. İşte sonuçta hepimizi bir şekilde yılanlar falan. Aslında baktığınız zaman halının üstünde ölüm. Halı nedir? Köklerimizle alakalı.
nakıştır halı. Çok güzel işlenir, hatırlar mısınız? Böyle tık 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 tabii. Tık. Hayatınızın işlenmiş olduğu noktada bir yanlışınız olduğunu. Ve karıncalar böyle. Aslında bu yanlışınızın sizin iş hayatınızla ilgili. Çünkü karınca çalışkandır. Ve bu yüzden arka çevrede de sizin kardeşleriniz ya da yakın dost bildiğiniz insanların sizin rızkınızı yemeye geldi. Bok böcekleri var. Yani öyle düşünelim. Arkasından ne bileyim. Peygamber çekirgesi gelebilir. Sen hayır ettin ama kendi hayrını yaptın mı diye sorarlar. Çünkü insanın bir bedensel hayrı var. Yaşadığımız her zaman Ramazan ayını mı bekleyeceğiz hayır etmek için? Bedensel şifa dediğimiz her ay Allah'ın bize nasip ettiği evrede bir hayır yapmamız lazım. O yüzden o yatan kişinin ömrünün uzun olduğu ama yaptığı işlerin hiçbir zaman hayrını doğru yapmadığını, kendine hayır etmemiş çünkü, etrafındaki ailelerin her zaman rızkını kem gözle beklediğini ve yiyeceğini gösterir. Ama bir şekilde buradaki düz yatıyor. Mesela diyelim ki rengi turuncu. Der ki eş soyundan kaynaklı çok güzel başlayan aşkın sonunda sen bu durumda mısın? Yani rüya o kadar derindir ki. Yani siz orada her şeyi yaratabilirsiniz o rüyayla. Ay evet, o kadar ilginç rüyalar duyuyorum ki bazen hani eşim, dostum, arkadaşım, kardeşim anlatıyorlar. Diyor ki abla öyle bir rüya gördüm ki diyor, ben bu rüyayı anlatacak gibi değil yani. Oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor. Bambaşka bir hikayeler. Diyorum ki bayağı senaryo yazmışsın yani. Aynen öyle. Hani bilinçaltımda bunu da düşünmedim diyor ama söylenen o ki yani herhalde bambaşka bir boyuta doğru gidiyoruz. Ama kimi de diyor ki hiç rüya görmüyorum. Ben hiç görmüyorum rüya. Böyle şimdi, bir şey mümkün mü yoksa ki, hatırlamıyor mu? Beynin bir uyku dengesine ve bilinçaltını tekrar şarj etmeye ihtiyacı var. Cenab-ı Allah o kadar güzel bir şarj sistemi yollamış ki rüya aslında insanın ruhunu tazelendiriyor. Ama görmediğiniz rüyada o gün içerisinde çok stresli olabilirsiniz. Devamlı koştur koştur telaş, seyahatten oraya buraya gitmek ya da koştur koştur programlarınız vardır. Ruh yorgundur o sıra. Aslında siz rüyayı görüyorsunuzdur ama görmediğinizi, hatırlamadığınız, Allah size hatırlatmamıştır rüyanızı. Aslında her kul, çocuklar, bebekler, doğadaki yapraklar, doğadaki her canlı rüya görmek zorunda. Çünkü toprak yeniden iyileşmek zorunda. Geçen hafta mesela böyle bir şey oldu. Yani rüyalarımı hatırlarım genelde. Hatırlıyorum da aslında. Mesela uyanıyorum. Çok ilginç rüyalar gördüm. Sonra ertesi gün anlatacağım bizimkilere. Şimdi diyorum ki ben unuttum. Diyorlar ki nasıl unutursun? Hani bu kadar diyorlar heyecanla geldin. Diyorum çok heyecanlıydım. Gece o saat uyandım. Böyle çok büyük bir enerjiyle anlatmayı unuttum size. Neden mesela böyle bir şey olabilir? İşte Allah unutturuyor. Ha, o anda yani unutturuyor. Yani o an şart. Bir sana oldu. Kalsın bu tabii, diyor tabii, demek ki. Tabii ki onu mutlaka siz anımsayacaksınız bu yaşamda. Yani, ben bunu daha önce yaşamıştım. Dediğimiz olay. Mesela ben seni bir yerde bir noktada aynı duyguyu yaşadık diyeceğimiz anılar aslında bizim rüyamızın bize yansıttığı yansımalardır. Peki istişare denen şey var. Rüya deyince şimdi aklıma gelen öyle bir şey oldu. Hiç istişareye yattınız mı? Yok, hiç yatmadım. Peki yatan biri bununla alakalı size hiç dönüş çok oldu mu? Çok fazla dönüş var bununla ilgili. Ne diyor? Ne diyorlar? Mesela genelde evlilik için, çocuğunun kariyer hayatı için ya da çocuğu olmayanlar daha çok fazla. Yani eğitim, kızı ya da oğlu varsa evlenmesi için. Mesela gümüş erkeği temsil eder. Altın kadını temsil eder. Yani bu iki ışığı da görmek zorunda. Yeşil murattır. Su görüyorsanız hızlı olmaktır ama yani şimdi milyonlarca iştirali rüyası anlatıldı bana. Hangisini hatırlayayım ki? Yani bilinçaltında bir de aslında şöyle kurduğu bir şeyi belki olmasını Allah istediği onu, şekilde de mi? Allah onu bu çünkü namazıyla, niyazıyla yapılan evet, bir şey. Evet. Ona göre kurallar var, ona göre sistemler var. Yani siz zaten Allah o rüyayı bir şekilde size gösterecek. Bugün göstermesi, ertesi gün yine bu rüyayı görmek zorundasınız. Mesela ben aile büyüklerimi kaybettiğim zaman çok sıkıntılı bir dönemimde Allah rahmet etsin dedemi görmüştüm. Yani gecenin bir saati kapının açıldığını hissettim. Çok yıllar önce. Dedem fötr şapkalı falan gezerdi. Kapıyı açtı. Bir anda bana sadece şunu dedi. Hiç üzülme. Hepsi geçecek. Sen yeter ki üzülme dedi. Ama o kadar gerçek, o kadar doğru, o kadar hani şey gördüm ki bunu. Hani talası anlatırken bile çok heyecanlandırıyor beni. Gerçekten de daha sonrasında bir şekilde mutlaka ki hani kalıcı değildi ama rahmetli dedeniz mutlaka birini almıştır sizden.
misafir olarak geldi, o kapılar açılıyor. Yani bir şekilde en çok da sizi sevmiş olabilir dedeniz, size çok kıymet vermiş olabilir ve sizin ince ruhunuzu çok iyi biliyor olabilir. O kişi misafir alacağı, yani veda edeceğimiz evrede size zaten alıştırarak gelmiş. En çok siz yara göreceksiniz demek ki buraya da. Sonrasında şansınız çok bereketli açılmıştır ama. Yani Allah size o ölümü verirken, o kederi, o sıkıntıyı verirken hemen bir ay sonra hayatınızda çok daha büyük değişimler. Çok hızlanacak. Çünkü pötür şapkasını söylüyorsunuz. Hı-hı. O kapılar size açılıyor. Aslında bu ölümün arkasından hanede çok büyük bir rahatlık. Yani sıkıntıların daha derinde artık mutsuzluk değil de mutluluk var ettiğini gösterir bu rüya. Ben büyüklerimizi görünce özellikle çok da heyecanlanıyorum böyle şeyler. Yani çok çok bambaşka bir duygu, tabii siz de çok iyi biliyorsunuz. Mesela isimlerle alakalı da hani konudan konuya atlıyor gibi olmayayım ama isimler de çok alakalı. Ben sizi bulmuşken böyle hemen ufak ufak oradan buradan başlıklar alayım. Derler ki isimleri çok dikkatli koyun çocuklarınıza. Çünkü geleceğini, işte onun psikolojik halini, her şeyini etkileyebilir. Gerçekten de böyle midir? Çok dikkat etmek lazım. Hani şöyle de açabilirim. Bizim toplumumuzda pek çok kişi de genelde hani vefat etmiş veya aile büyüğü olan anne babanın adını, büyük anne büyük babanın adını koymak vardır. Hı hı. Hani bizim ailemizde yoktu öyle bir şey. Bizim ailemizde var. Bu sizce mesela ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ya da bu devir, o devir, hani yıllar geçti hala ne ya ifade eder bu? İsimler çok önemli, gerçekten çok. İnsana sesleniş dediğimiz bir ses tonu. Cenab-ı Allah da o isimle bizi hayata çağıracak o bir dünyada. Şimdi ben rahmetli anneannemin ismini taşıyorum, Emine. Hı hı. Şimdi kadıncağız ikinci çocuğuna gebelik evresinde ölmüş. Yani çocuk doğmuş ve kadıncağız ölmüş. Şimdi ben bakıyorum, yani hiç doğumda bir sıkıntı yaşamadım ya da bir sıkıntı, ama ismim çok bereketliydi. Fakat anneannem de çok bereketli bir kadınmış. Yani ailenin tek çocuğuymuş, toprak hakimiyeti çok fazlaymış, ama burada kendi akrabalarından kaynaklı çok büyük para krizleri yaşamış. Zaten 30 yaşında da ölmüş kadıncağız. Çok genç bir evre. O yüzden ben ismimden memnunum, ama mesela Ece iyidir. Kur'an'da geçen isimler gerçekten çok bereketli ve hayırlıdır. Ama benim oğlum Baran mesela. Yani Baran, aileden birinin ismi değil. Hiçbir alakası yok. Sadece kendi rüyamda bir tane çok yaşlı bir adam geldi. Oğlun olacak dedi. Adını Yağız koyman gerekiyor dedi. Yağız. Evet, Yağız dedi. Ben işte hani o dönemler ekonomik krizim var, ben bu çocuğa doğru bakamam edemem diyerekten işte aldırmaya karar verdim evladımı. Bakamam, imkanı yok filan, çok gencim, daha çok küçüğüm. Neyse randevu aldım doktorumdan Bağcılar'da. Yani o gece sabah doktora gideceğim. Rüyamda yine o adamcağız geldi. Dedi ki oğlunun adı Yağız koyacak. Yarın gideceğin hastanedeki kadın trafik kazası geçirecek. Boşuna gitme dedi. Ben randevum var. Bahçeli evlere gitme, yani Kasımpaşa'dan Bahçeli evlere gideceğim, kadıncağızla kürtaj olacağım işte artık, yani kurtulmam gerekiyor falan, bakamam, rezil oluruz, kendimi toparlayamıyorum, bir sürü borçlarım var. Her neyse, Pera'dan taksi söyledim, Çatmalı Mescit Mahallesi'ne geldi. Gerçekten kadıncağız trafik kazası, eli kolu komple işte kırılmış. Ben tıpış tıpış geri döndüm. Ya bunu bir tanıdığımı anlattım. Dedim ki yani bu çocuk doğacak artık, yani kesinlikle. Allah böyle istiyor deyip hayatıma dahil oldu Baran. İyi ki de yapmışım, iyi ki de hayatımda. Ama rüyalar uyarıcıdır, doğrudur. Her rüya eninde sonunda çıkar. Tersine de çıkan olabilir ama neye göre ters? Hı hı. Yani burada şimdi kişi denizin içindedir, parası vardır, parasını kaybedebilir. Ama denizi bolluk deriz, bereket deriz. Ama denizin altının o derinliği, oradaki canlıların hangimiz tanıyabiliyoruz? Hiç kimse tanıyamıyor. İşte burada spiritüellik daha çok giriyor devreye. Evet. Hep bir tabii merak ki halindeyiz. Hep diğer tarafı. Acaba orası bizi merak ediyor mu? Ne gerek var? Onlar görüyorlar herhalde. Şimdi Allah'a inanan her insan varlığı da, var eden evreyi de bilir. Yani ben bir şekilde hep şey derdim. Acaba geçmiş yaşamda ben kimim? Evet, bir de bu var. Çok ya, doğru. Ya içimde bir kölelik var, bir domestik ruh var. Yani ben acaba tarihte hizmetçi miydim? Temizlik mi yapıyordum ya da insanlara hizmet mi ediyordum? En büyük karmaşam buydu.
Yani ben kimim sorusu ve geçmişte kime aittim, bedenim, ruhum neydi diyerekten. Sonra düşündüm, ben çok güzel bir annenin evladıyım. Ve çok da iyi bir babanın evladıyım. Ve bizim topraklarımız, annem çok hayırsever bir kadındı, babam da öyle bir insandı. Dedim ki ben Allah'ın emanetiyle geldim. Ben sadece anne ve babadan bu dünyaya gelecek özel bir kimliğim. Ve ben özel olarak geldim ve buraya aitim. Ölü yaşamımı, hani gerçek yaşam mı, ölü yaşamı mı diye sorguladığımda biz geçici bedenlerle ölüyüz. O bir dünyada bize ne verilecekse onu tadacağız ama bir noktadan da diyorsun ki lan kimse geri gelmedi ki ne var ki orada yani dediğimiz noktada. O yüzden ben anneme ait bir gerçek bir kimliğim. Yani geçmişe ait değilim. Ve şimdi şeyler var ya mesela işte köpek dizilimler. Olanlar var. Dizilimler. Aile dizilimi. Reenkarnasyon işte biraz önce söylediğiniz. Böyle bir şey hiç deneyimlediniz mi? Veyahut da deneyimleyen biriyle. Çok sorguladım. Çok da. Yani bunu da çok denedim. Yok öyle bir şey. Ben anladım. Bir rahimden gelen bir erkek ve kadının buluşması ve Allah'ın yazdığı defterde uyanan insanlarız biz. Bir iki deneyimledim böyle şeyleri diyen arkadaşlarım var. Onlarla da konuştum ama çok fazla bir şey. Yani şöyle, hatta bunun esprisi de yapıldı bir ara. Yani reenkarnasyon evet yapılıyor. Ama bakıyorsunuz herkes işte bir taraf bir dönemde yok kraliçe, bir tarafta bir prenses, bir tarafta bir şey. Hiç kimse doğru bir hayat çıkmıyor, şu evet, çıkmıyor, evet, bu çıkmıyor evet. diye. Biraz böyle tabiri caizse aslında bunun bir şeyde yapıldı yani. İşte ben kendi ruhumda ararken bir hizmetçi ruhuna sahibim. Hizmet etme, insanları dinlemek. Yani ben diyorum ki geçmiş zamanda birinin evini temizliyorum. Onun oğlunu dinle, onun babasını dinle, onun anasını dinle. Ev temizle, ortalık temizle. Düşündüm, ben hiç evimde temizlik yapan bir insan değilim. Yani hiçbir zaman da yapmadım. Yemek de yapmayı hiç sevmem. Yani oturup da bir yemek yapayım mantığında da demek ki domestik değilmişim dedim. Ama ben insan dinliyorum. Sonunda şuna karar verdik. Bir annenin babanın evladıyız. Onların zevkleriyle dünyaya gelen bir insanız. Defterimiz de 76'da doğacak bu insan diye yazılmış. İşte mesela ben bazen diyorum ki suda boğularak öleceğim. Öleceğimi hissediyorum. Oğluma da dedim. Suda boğulup ölürsem tabut mabut aramana gerek yok. Bırak kalsın. Denizde yok olayım diyorum. Mesela bunu ben kendi alanımda söyledim. Ben oğlum bak ben 77-78 yaşlarında böyle denizde durup dururken boğularak gideceğim. Anne ne saçma. Ben bunun rüyasını görmüştüm ve böyle hissediyorum kendim. Çünkü ben denizlere ait bir çocuğum. Ve denizleri Allah'ın Sivas'ında yani evet. Allah'ın Sivas'ında orada deniz yok bir şey yok. Ama ruhun bir noktadan da göçebe ruhlarız ya biz bir nevi. Yani bizim köklerimiz, atalarımız Azika Türklerinden gelen insanlar. Bakıyoruz mutlaka orada bir dere, bir nehir, bir su, bir ırmak, su kenarı var. Hepimiz bir suyun yolcusuyuz. Yani en çölde bile Serap'ta insanlar su görüyor dikkat ederseniz. Çöle bakıyorsun artık susuzluktan dere görüyoruz, su görüyoruz, su damlıyor. Eninde suyunda toprak ve suyla buluşmayı yaradan bize yarattıysa bedenimiz toprak, vücudumuz su ve biz buyuz ve ölüleriz. Gerçek bu aslında. Reenkarnasyon dediğimiz sistemde de ben buyum ya. Peki size gelen danışanlarınızın en çok merak ettiği yani en çok üzerinde durduğu konu yani hani böyle %90'ı diye bir şey sorsam. Mesela kadınlar ve erkekler dediğimiz ayırdığımız zaman şimdi evet. özellikle genç çocuklarımız var ama ben şöyle söyleyeyim 18 yaşını doldurmamış hiçbir insanla muhatap değilim ben. Anneleri de gelse kesinlikle seans yapmam. Onların kendine ait bir enerji dünyası var. Onların o mistik enerjilerini hiçbir yani spiritüel alan olsun ya da farklı alanlarda dokunulmasını istemiyorum. Çünkü ilk önce bedensel bir şifayı kendilerine bulmalılar. Genelde anneler, gençler 25 yaş üzerindeki çocuklarıma geldiğim vakit kariyer, iş hayatları, yurt dışı, evlenecek miyim, çocuğum olacak mı diye kızlarımızla ilgili sorularımız daha yoğun. Eğer ki yaşı daha böyle, benim yaşımda 45 ya da 49, ben 49'a doğru yol alıyorum. Yani benim yaş gruplarımda işte çocuğum yurt dışına gidecek mi, iyi yuvası olacak mı, ev alamadım, ev alacak mıyım, kocam beni aldatıyor mu, bu çocuklarımı nasıl okutacağım diyerekten sorular ve sualler daha çok. Erkeklerde daha çok
İkinci ruh dünyaları sadece iş ve evdeki hanımı sadece evin bir hanımı olarak gördüğü için adamın sadece kodladığı nokta nasıl para kazanacağım, ben bu aileye nasıl bakacağım, efendim yurt dışında büyük projelerim var, bunlar gerçekleşecek mi? Ama idealist kadınlarımıza geldiğimiz vakit, çünkü çok çeşit var bende danışan olarak, mesela kişiler hep marka olma hedefinde ve ben kime, mesela en kısa Emsal Doğan diyeyim. Emsal Doğan bana 2000 çok rahatla selam söylüyorum Emsal Doğan'a da. Biz buradan. Biz de sevgiliyiz. Şöyle yanında. 2009'da Almanya'dan Emsal dedim ya sen kırmızı halıda yürüyeceksin hayatım. Ne olur pes etme dedim bak. Yalvarıyorum sana dedi. Ya dedi artık daraldım dedi Almanya'ya geri döneceğim dedi bana. Yok kız 6 ay sabret. Eğer sen o kırmızı halıdan yürümezsen gel suratıma tükür dedim. Emsal Doğan gerçekten 2009'da Almanya'dan geldiğinde 2011'e kadar çok büyük bir mücadele var etmişti. Ama sonrasında o kırmızı halı ve Türkiye'de zaten zincirleme sistem ve şu an Türkiye'de değerli bir hanımefendi. Çok başarılı tabii birçok yerde. Evet. Çok da yeteneklidir. Daha öyle çok var. İnsan var böyle elimizde. Elimize düşmüş diye gibi olmasın. Tamam, ben de yakında onlardan biri olacağım yani. Yani çok insan var. Yani mesela en çok bu eğitim konusunda artık özel okullar çok yüksek olduğu için eskiden insanlar devlet okullarını beğenmezlerdi. Ama benim oğlum param var gitsin özel okula derlerdi. Şimdi öyle değil. Allah'ım özel okul değil de devlet okulunu kazansın. Çocuğumun en azından statüsünü daha iyi sağlayabileyim dediğimiz noktada. Şimdi herkes en lüks hayatı da yaşayanlar devlet. İşte Galatasaray Üniversitesi'ni kazansın, Boğaziçi'ni kazansın, orayı kazansın, burayı kazansın derdi. Kimse özele para vermek istemiyor. Bunlar için çok fazla sorular var. Mesela ülke bizde çok fazla kanser sorunumuz var. Göğüs ve rahim kanser sorunumuz çok fazla ve ani damar patlamaları ve en çok ailem bu konuda iyileşecek mi? Ya da şöyle anlatayım, benim bir danışanım geldi. O da çok değerli bir hanımefendi, onun ismini veremiyorum. Acil diyor dedim, kalkıyorsun buradan, kadın doğuma gidiyorsun dedim. Rahimde rahim ağzı genişlemesi var ve kanser olma ihtimali çok yüksek. Acilen git. Gerçekten seanstan kız koşarak kalktı. Yapma ya filan ben sana inanıyorum dedi. Doktora gitti. Hangi doktor önerdi sizi bana dedi. Kadın gerçekten rahim kanseri. Ve bir şekilde tabii ki tedavisini ve tedavisini filan gördü. Gayet sağlıklı şu an. Hı hı. O yüzden çok fazla var. Ben 20 senedir, 25 senedir bu işi yapıyorum. Ben Yılmaz Fatoş Güney'in kiracısıyım ben. Hı. Fatoş Hanım'ın yıllardır 22 senedir onun ofisindeyim. O yüzden şimdi baktığım zaman kimler evlendi, kimler öldü, kimlerden torun sahibi oldum ya da kimler mutluluk. O kadar çok danışanım var ki hangi birini anlatayım size? Aslında şu anda mesela programlarda da seyrettiğimiz zaman sonuçta medyanın içindeyiz. Her şeyi görüyoruz. Görmesek de görmek durumundayız. Çünkü sosyal mecralar çok fazla. Artık herkes her şeyi yapabiliyor hale geldi ama seçici olmak lazım tabii. Şimdi orada da gördüğümüzde en çok sorulan şeylerden biri, ben dikkat ediyorum. Siz de görüyorsunuz mutlaka. Bir programa katılıyor, en ufak bir şey olduğunda bir sıkıntısını anlatıyor. Sonra diyor ki ay ben lütfen bir şey gitmem lazım benim. Hani bir danışana gitmem lazım. Bana yardımcı olur musunuz? En çok bu konuda şu an destek isteniyor. Ama şöyle Rusya artık biliyorsunuz spiritüel alan ve astroloji eğitimi alan insanları hayatlarında iyi, istediğiniz kadar mühendis olun. Eğer sizin spiritüel ve astroloji eğitiminiz yoksa almıyor sizi Rusya. Bence bu ülkede içinde geçer. Ama bizim ülkede şöyle bir sorun var ya, kendi meslekleştirip astrologlar olsun, sonuçta ben de bir astrologum, çok abartıyoruz her şeyi galiba. Biraz daha akışında, sadeliğinde, çünkü yeri ve göğü yaradan Allah'sa, gökyüzündeki yıldızların da şahidi Allah, yer altında toprağın da evresine şahit Allah. O yüzden çok fazla abartmamak lazım. Biz tabii bu etrafımızda olan savaşlardan sonra, koronadan sonra özellikle, hani ben şöyle düşünmüştüm kendi adıma da. Dedim ki herhalde dünya evrilecek, evriliyor. İnsanlar belki biraz daha yumuşayacak ve birbirlerine daha kenetlenmeye başlayacaklar. Ama hani böyle olmasını ümit ettim ama öyle olmadı maalesef yani ki. Yani insan hırsı daha mı bencil oldu? Ne oldu? Herkes savaşlar. Çok tehlikeli. Yani ben mesela 2022'de mi? 2022 videosunda ya da 2021 video. Rusya dedim. Çatır çatır savaş sesleriyle Ukrayna'ya geçirecek dedim. İnsanlar yapma ya filan dediler. Yok yok dedim, bir hafta sonra hareket. Bir hafta 2023'e girdik ya da 2022'ye girdik. Pat diye Rusya patlattı her şeyi. İsrail için mesela ben hep şey savunuyorum. Diyorum ki evet Kudüs her toplumun
mimarisi, her dinin mimarisi, herkes oradan, bütün peygamberlik ve bütün kötülük oradan var olmuş olduğunu düşündüğümüz vakit, İsrail orayı alacak diyorum. İnsanlar bana diyor ki ya yapma, evet İsrail sınırlarını alacak, yani Rusya Karadeniz'i de alacak bizden. Yani herkes sınırlarını büyütmek zorunda. Yani o yüzden dünya artık çok arsız insanlık. Yetinmez oldular hiçbir şeyle. Yani şimdi şöyle bir yapay bir zeka var. Evet. Yani çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Mesela sesimi taklit eden herkes benim bütün banka hesaplarımdan. Hatta annemizi, sülalemizi dolandıracak bir sistem var. Artık böyle bir çağdayız. İyi bir medyum da var edebilir. Hırsız medyum da var edebilir şey olarak, teknolojik sağlar. Yani o yüzden dünya her zaman insanlığı yok eder. Çünkü Avrupa İnsan Hakları bunu istiyor. İnsanlığın ölümünü kabul etmiş. Biz o zaman yani hani 3. Dünya Savaşı zaten şu an o noktada değiliz. Yani o noktadayız. Şu işte dilim el vermiyor söylemeye. Şimdi Almanya da sınırlarını belirleyecek. Almanya birkaç ay sonra savaş ilan edecek. Çünkü herkes sınır, Avrupa'da da savaş. Mesela İngiltere sömürgesi altında olan tüm ülkeler kendi özgürlüğü ve cumhuriyet için savaşacak. Yani herkes çıtasını koymak zorunda. İstanbul'da ne olur dediğimizde doğuyu zaten 12 ile yapay depremle 12 ilimizi kaybettik biz. Burada yani 1 milyonun üstünde insan kaybı var demektir. Yani 60-70 milyon falan kesinlikle kabul etmiyorum. Her evde 8 çocuk olsa yani milyonlarca insan kaybı var. O yüzden yapay deprem Doğu Kürdistan sınırının başlangıcıdır aslında. Her şey bir piyon, bir oyun. Trump nasıl 2024'te geri gelecek diyorsam çatır çatır. Bu ülkede, dünyada savaşa, yapay zeka mağdurları, işsiz kalacağız. İşsizlik artacak. Ekonomik, para primi diye bir şey kalmayacak. Dijitalse para yok yani ortada. Yolladım mı? Yolladım. Yani al muzunu, ver karpuzumu modunda olacak. Dijital sahalarda dönecek her şey. Bitcoin denen bir şey çıktı. Ben hiç ulaşmıyorum mesela. Ama dünya artık onu gösterecek. Onu gösteriyor yani, fakat ben herhalde daha... Euro, dolar, yani sterlin, yavaş yavaş son 20 senede bunların hepsi piyasada. Bankacılık, sistem, her şey sadece sizin elinizde, dünyanın elinde. Dünya borsasından takip edeceğiz. İşte şu Ece şu kadar istemiş, Emine bu kadar istemiş, yolla. Varsa sonra da belli süre sonra şöyle, buğdayın var mı? Hı-hı. Patatesin var mı? Çünkü toprak sınırlarını belirlerken insanlar robotik sahalar yaratacaklar. İnsanlığı yavaş yavaş sadece evden hükmetmeye devam edecek toplumlar var. Yani o yüzden bence dünyada toprak satımına karşıyım ben. Hı-hı. Yani küçücük toprağınız evet. olsun. Atatürk Cumhuriyeti'ne ait olmak istiyorsanız herkesin 10 metrede kendine ait tapusu olması lazım. Çünkü dünyada artık evleri kabul etmeyecek. Sizin arsanız varsa siz bu ülkenin kimliği altında devam edeceksiniz. Yoksanız ırksızız artık. Öyle düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum. Maalesef düşünmek istemiyorum ama bir de gidişat var. Onu görmek lazım. Bizim gidişatımız açısından hep işte nereden aklına gelirdi ki insanların işte dolar 30 olacak da benzin bu kadar olacak, şu olacak, ama hep bugün maalesef yaşıyoruz onları. Ben 2023 Ağustos'unda Instagram'da söylemişim. Dolar 40. Evet. Seçim sonrası ya. 50 ile 60 arası bekliyorum benzini demişim. Şu an benzin 44'lere doğru hareket ediyor. Aynı şekilde de yıl sonu dolar 37, 38, 39 bandında kapatır. Bunların da bir sonu olacak. Yani sonuçta topraktan daha çıkan bir şey. Şöyle düşün, altında, petrolde. Yani petrol savaşlarından çok artık herhalde gıda savaşları dediğimiz. Değil mi? Yani senin petrolün çok işe yaramayacak, her şey elektronik sistemle dönecek artık. Sonra yani ne yapacaklar? Bizden böyle böyle kurtulunacak mı? Evleri hapsediyoruz. Yani bir nevi insan, akıllı insanlar. Şimdi zaten bütün cep telefonlar beyin kodlaması dediğimiz bir senaryo. Apple olsun, Samsung olsun, diğer Oppo'lar vesaire şeyler. Şu an elektronik ve WhatsApp üzerindeki tüm sesimiz, hareketimiz, uykumuz, uyuma şeklimiz, yani bedendeki gaz çıkartma şeklimiz, yani sevişme sırasındaki ses tonlarımıza kadar, saç tarama, banyo yap, hepsini şu anki o telefonumuz bizi otomatikman belirliyor. Ve dünya artık insanları zaten kodladı. 5 sene sonra hepimiz telefonlarımızı şunun içine takacaklar. Tabii, 5 sene sonra. Aynı şekilde telefonla. Ya tamam, adres, konum, burada bir ekran gözükecek deri altında. Ekranla birlikte istediğimiz alanlara yayılacağız. Bizim her şeyimiz şurada olacak artık.
Tabii söylüyorduk ya zaten çok konuşuyoruz. Hani ben 3 gün önce bir şey söylüyorum öylesi ortamda. Hani alakasız bir şey. Aa, bir bakıyorum açtığım anda karşıma geliyor telefonda. Açtığım anda. Artık o kadar alıştım ki yani. Ha, buna alışmak da iyi bir şey değil mi? Yapabileceğimiz ne var? Yarı artık şey robot olduğunu da düşünüyorum. Nasıl? Artık insanların yani şu teknolojik aletlerle ve aynı şekilde vücutlarımıza farkında olmayarak işte botoks yaptırıyoruz, dolgu yaptırıyoruz, estetik üzerine farklı şeyler. Bir nevi insanlar da biraz daha robotik enerjilerde tamam kan akışımız, oksijenimiz var olsa da insanlar bu şekilde ve en son yapılan çünkü o aşı yapılan bize ve tüm dünya evet. O kanser aşısıydı. Zaten o hiç normal değil. Onu kanser aşısıydı. Kesinlikle onun kanser aşısı olduğunu düşünüyorum ve bunlar üzerine deneyler yapılıp ve insanlar üzerine deneyler yapıldı bu şekilde. O yüzden herkes neden ölüyor? Rahim, göğüs, akciğer patlaması, pırtı atması, beyin kanaması, ani felç, ani düştü bayıldı. Neden öldü bilinmiyor. Kaç kere oldunuz siz? Oluruz mu? Ya ben çok savaştım ama mecburen insanlarla iç içe çok fazlayım. Kişi gelen insanlarda tabii hep ben işte aşıma vurdum Emineciğim lütfen. Ben aslında çok böyle üst level'daki insanların aklına uydum. Ya olmayan dostlarım, eşim dostum da var. Olmak zorunda oldukları bir ortam olmadı. Evet, yani kendini korudular. Olmak zorunda olduğum bir. Benim de olmak zorunda olduğum oldu. Çünkü medya işi yapıyorduk. Yani işimizi o sıra çok yoğun çalışıyordum. Giremiyorduk, edemiyorduk. Diyorlar ki tam bir kere, iki kere oldum, üç kere oldum mesela. Ben de iki Sinovac, Biontech. Ben hepsini Biontech oldum. Biliyorum artık ne olacağız yani. Ama kesinlikle bizde bir değişiklik oldu mutlaka. Ay çok şeylere gittik şimdi ciddi çok farklı konulara da gittik. Çok teşekkür ediyorum rica bu arada ederim. Bunlarla ilgili bilgi verdiğiniz için. Türkiye'nin böyle bir nefes alma durumu var mı peki ferahlama durumu? 2026'dan sonra çünkü şöyle erken seçim rüzgarı ne kadar devlet dese ki işte biz erken seçim 4 yıl yok dese de 2 yıl içerisinde erken seçim rüzgarları başlar bu ülkemizde. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın parlamenter sisteme geri dönüş evresini hazırlanacak. Çünkü ekonomik evre Merkez Bankası her gün para bassan olacak yetmiyor. Yok tabii. Yani hiçbir şekilde yetmiyor. Ben biraz daha farklı bir karakterim. Diğer meslektaşlarım hani şu olacak bu olacaktan çok daha çok inceleyerek, hissederek bu evreyi toparlamak lazım. Ama ben ülkemin toprağını o depremde düşünsenize mısır tarlalarından çıkan o aç çekirdekleri, mısır kozala şeylerini hatırlıyorsunuz değil mi? Çıkmıştı o depremde insanların. Bir sene sonra hepsi ağaç yeşermişti. Oldu, o yangın evet. Sonrasında da toprak kendini yeşermişti. Türkiye'de eğer ki İstanbul ya da Türkiye'nin her noktası ekmek yedirir insanı. İnsanın aklı olması lazım. Bir de bizim kendi ırkımız sadece sömürgenin altında olduğu için yani dışarıdan gelen mülteci grubunun biz altında kaldık artık yani. Onlar bizden daha iyi şartlardalar. Biz maalesef daha çok mülteci grubundayız artık. Yani yavaş yavaş bunlar 2026-2027'den sonra daha güzel evreler ama biz zaten hiçbir zaman Avrupa Birliği bizi almaz. Onu yıllardır söylüyoruz almaz. Aslında. Bunu biraz almaz. Bilen, anlayan almaz. Anlar zaten. Biz daha çok Rusya, Schengen mıydı? Schengen mıydı? Ha. Beşlisi vardı ya, ne beşlisiydi? Yani biz o beşlinin içerisinde. Çünkü bizi Rusya korumak zorunda. Rusya'nın hedefi Karadeniz sınırları. Kuzey Kore kesinlikle Rusya'yı koruma. İran, yani bu çizgi bizim bu hattayız. Yani bugün eğer ki Kuzey Kore Amerika'ya ben hazır mısın Rusya dediğinde Amerika mı kalır ya? Büyük Orta Doğu projesi söylendiği zaman ben çok bilinen gazetecilerle isim vermiyorum şu anda ya siyasilerle de görüşmüştüm. İnanın 15 yıl öncesinde bütün bugün yaşanan dünyadaki bu konjonktürü hepsini anlatmışlardı. Hala da 5 sene nereden sonra neler olacağını, nasıl geleceğini hala aynı şekilde devam ediyor. Sistem. Yani hayat Allah bizi bir proje olarak yolladıysa bu yeryüzüne hepimiz bu projeden pay aldık. Onun için herkes kendi kendine ama ben istediğim gibi hani kaderimi kendim yaratırım, kendim yaşarım gibi bir şey. Asla. Bir yere kadar olabilir mi yani? Kader yani şöyle. Kader yani, gayrete aşıktır deniyor. Sonra diyor kaderini kendin yaratırsın. Kendi kaderi nasıl yaratalım? Bazen diyelim ki evdeyim. Hiçbir yere gitmek istemiyorum, çıkmak istemiyorum. Akşam bir yere gidilecek. Aman şimdi kim gidecek edecek. Gittiğim zaman da diyorum ki iyi ki gelmişim. Ne kadar güzel gelmiş bana meğerse. Hani biraz da böyle değil mi? Bazen de diyorum ki çok zorlamamak lazım. Demek ki gitmem gerekiyormuş.
dediğiniz gibi sonra çok keyifli geçiyor benim için. Biz burada şöyle buluşma olarak, ben bunu hep şöyle diyorum. Bizi buluşturması gereken Yaradan'dan alma verme dengesi. Var. Demek ki bir dengeyi biz ya geçmişte bir yerde karşılaştık ya yani geçmiş evre dediğimiz nokta değil. Bu İstanbul'da dokunduğumuz her noktada belki biz aynı restoranda bir yerde karşılaştık ama biz birbirimizi görmedik. Hı-hı, yani evet. Öyle bakmak lazım. Bizi Allah buraya buluşturdu. Belki Hı-hı. Biz eskiden biz selamlaştık. Öyle bir şey hatırlamıyorum ama mutlaka böyle bir alma verme dediğimiz evrede biz birbirimizle buluşturdu Allah. Ona inanıyorum. Teşekkür ediyorum Allah'ım. Çok aynen öyle. Ama vesile olan kişiler de çok önemli biliyor musunuz? Birçok şeyde ben ona inanırım. O kadar güzel şeylere, o kadar tatlı insanlar vesile olurlar ki bazen hakikaten onun enerjisine daha çok inanıyorum o zaman. Şimdi ben sizin tarot kartlarınızı gördüm, bayıldım. İlk defa evet, böyle bir benim tasarım gördüm ve dediniz zaten benim tasarımım evet, diye. Evet. Mor da benim inanılmaz sevdiğim bir renk. Aslan burcum ve turuncular var şimdi ama hı-hı. Mor hayatımda bambaşka bir yerde ve siz hakikaten mor tasarım kartlarla geldiniz. Tarot nedir? Nasıl açıklarız, ne deriz? Yani biz kendimizce bir yorum yapıyoruz, biliyoruz ama... Siz ne dersiniz? Genelde kendime ait tarotlarımı yorumlayacağım. Hı-hı. Ben klasik tarot da kullandım. Lara tarotu da fazlasıyla kullandım. Bir nevi spiritüel dediğimiz sistemi burada yaşamaktır. Yani burada kartlar size ne sunar? Ben bu kartları size nasıl yorumlarım? Yani bir noktada bu bizim sizinle olan enerjinin bir bütünleşmesidir. Ama yine deriz ki öngörünüz, kalbiniz, hisleriniz, duru öngörünüz yoksa tarotu da masaya koysanız hissedemezsiniz. Bu bir araç benim için, kendi tasarladığım araç. Ama bu daha çok böyle Türkiye ve etnik olan, mesela Mevlana vardır burada. Mesela efendim Kız Kulesi'nden uçarsınız. Kule Dibi vardır burada. Bir sürü etnik, yani Almanya geçer buradan. Amerika'nın kıtasındayız biz bir noktada. Çünkü insanlar etnikse, aynı Adem ile Havadan geliyorsak, yani sırf Türklere göre hareket edemeyiz. Etnik topluma göre hareket etmeliyiz. Bu benim kendi kullandığım tasarımlarım. Bunları kullanırım. Başka kimse de yoktur. Sadece bendedir. Evet, ilk defa duyuyorum. Yani benim kendi tarotlarımdır bunlar. Çok güzeldir. Çekmek ister misiniz? Ay istemezliyim. Bayılırım. Buraya geçebilir miyim? Mesela onu enerjinizde anne baba isminizi zikrediyorsunuz içinizden, yani geçiriyorsunuz. Hı hı. Sonra bölüyorsunuz. Ben size 7 bir kart çektireceğim. Bakalım kartlar size nasıl konuşacak. Bir kere mi bölüyorum? Evet evet. Böyle bir yapıyorum. Evet vallahi ben şimdi bakalım neler çıkacak. Benim kartlarım hadi. Sizlere ne diyecek? 7 tane lütfen. 7 şöyle. Ben bir son mutlaka alırım. Ne olacak diye. Aslında bu sizin herkes de böyle mesela kartları saatlerce çeken insanlar var. Allah'ım diyorum ki ya kız çek şu kartı. Ben konuşacağım zaten o kartla ne alakam çok var. Çok bekliyorlar. Mesela bir kart. Yani ben bir yarım saat beklediğimi biliyorum yani. O kart ya ne olur artık dedim. Ya kalk ya kart çek dedim ben en sonunda. Yoksa ben kalkacağım. Ya, yani yoksa diye. Ben kalkıyorum zaten. Çok çabuk sinirlenirim bu konuda. Enerji dağıtıl yani çok enerjiyi dağıtmamak lazım. Ay bambaşka bir şey. Gerçekten siz çok iyi bir meditasyon yapıyor olabilirsiniz. Şifalanma enerjiniz kendi ruhunuz ve evinizde bir şifalanma köşeniz var mı? Meditasyon, şifa, kendimize ait bir enerji ve devamlı enerjileri kendinize kapatan bir insansınız. Dışarıdan enerji almak istemeyen bir insan olduğunuz için o yüzden belki de hani kendinizi kapatıyorsunuz. Ev alanınıza girene kadar belki bu enerjinizi kapattığınız için dışarıda size herhangi bir nazar ya da göz gelmez diyor. Enerjinizi ve eğer ki şu an kilitliyorsanız, elinizi bağlıyorsanız onlardan bir çıkın diyor. Sizin zaten evet Allah katında sizin hissiyatınız ya da his dünyanızı zaten Yaradan size vermiş ve der ki bu kart siz üç kardeş misiniz? Yani üçü temsil ediyor burada. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz aslında. Fakat şöyle bir şey var. Benden önceki kardeşim dünyaya gelmediği için aslında sonraki kardeşimle değil. Şimdi bu kart der ki bir tanesi yarım. Çıkmamış. Hı hı. Yani Allah katında siz üç kardeşsiniz. Evet. Ve evet ilk doğan
eve ilk doğan insan olarak uyarıyor sizi. İlk doğan çocuk olarak uyarıyor. Öyle misiniz? Öyle. Ve arkasından yine doğacak kişi kesinlikle kadın imajlıdır. Yani yine doğacak kadın, kadın imajlıdır. Şimdi biz hayatımızda aslında aile olarak bağlarımız birbirine çok güçlü ve çok birbirimize aşık insanlarız. Fakat enteresan, kardeşler arasında da bağlar güçlü gibi dursa da biz birbirimizi çok sevsek de zıt karakterleriz. Aynı noktada buluşmak birbirimizle kavga etmek gibi bir şey diyor. Ama biz birbirimizi seven iki kardeş olarak. Mesela burada erkek yeğeniniz var mı? Var. Yani iki tane mi yeğeniniz var sizin? İki yeğenim var, biri erkek. Tamam, biri erkek, biri farklı bir evrede. Der ki biri kanatları belli. Yani ilk önce erkeğe veriyor. Belki hanenize ilk erkek torun gelmiş olabilir diyor. Ya da ilk doğan babaya çok benzediği için ilk çocuğu biz erkek olarak görüyoruz diyor. Mesela bu çocuk çok yetenekli, çok akıllı, acayip ruhu, enerjisi olağanüstü bir evrede. Ve onun yurt dışı hareketini veriyor. Diyor ki ruhu farklı bir ülkede yaşıyor. Beden ruhu farklı bir yere ait diyor. Eğer gitmediyse bile orada belli süre kalıp gelmesi gerekiyor. Tekrar o kapılarla bağlantılı süreçleri var. Mesela der ki ona da çocuk evresi erken evlenebilir der. Kendi düzenini çok erken kurabilir. Bu kart o erkeğe. Kıza geldiğimiz zaman da kız acayip yaratıcı, keyifli. Acayip resim, sanat, müzik, tiyatro, sahne, şov. Ama der içine kapanık bir dünyası var. Kendi görünüşüyle içsel dünyası o kadar karışık ki der buranın. Yani o aşamamış bazı şeyleri. Hmm. Onun biraz daha hani cilalamak mı lazım onun motivasyon, enerjisini. Çünkü dönem dönem kendi dünyasında o güzelliği dışarıya yansıtamayan bir çocuk var. Bunun bence baba geçmiş, babayla alakalı baba ya da işte evdeki çok aşık bir baba olabilir. Çocuğuna çok düşkündür. O yüzden özel hayatı, ileriki hayatında hep bu noktada baba gibi birini arayabilir. Hmm. Bu noktada kırılabilir. Bu noktada güçlenmeye ihtiyacı var. Ve şöyle der. Son 5 yıldır yani özellikle 2018-2019 yılından bu yana bir çözülmesi gereken bir miras mevzumuz var bizim. Ve hala o başka bir şey söylüyor. O başka bir şey, o başka bir şey. Yani hala oturup da bu mirası bölemedik kavgasındayız. Kavga da değil aslında. İşte halaya bekliyoruz, efendim amcayı bekliyoruz. Böyle bir bekleme evresi var. Der ki bu yıl değil de 2025 bu haklarla alakalı noktada çok doğru bir bölüşme evresi olacak. Artık hak edilişi evresi var. Fakat burada sana yani size geldiğim vakit duygusal dengede var olan boşluklar deriz. Yani biz bu sınavı atlatamamışız bu hayatta. Yani bir denge var ben duygusal. Niye kafa sallıyorsunuz acaba orada? Evet var. Yani duygusal dengede. Yani biz burayı başaramadık. Çünkü bu kadın, buradaki kadın her zaman dengeli, kaliteli, her zaman giydiği düzen, evi, yatağı, yorganı, bir de hastalıklı bir takıntınız var demek ki. Her şey çok düzenli, çok disiplinli, çok kurallı olması gerekiyor. Bu ruh olarak da demek ki siz baba geninize benziyorsunuz. Halanız, babaanneniz bu gene benziyor. Yani duygusal vedalaşmayı hiç yapamamışsınız siz. Sorunumuz bu. Yani bir en sevdiğimiz dostumuzla da duygusal vedalaşmayı yapamıyorsunuz. Aslında siz bir nevi insanları hayatınıza alırken kaybetme korkusundan kaynaklı özel hayatı, hani bazı dengeleri böyle ama neyse bu kadar devam, hadi boş ver deyip kenara atıyorsun. Aynen, sorunumuz bu. Aslında biz burayla bağışlanmaya ihtiyacımız var. Hmm. Çünkü sizin birinin hakkını yediğiniz ya da birini kırdığınız yok. Burada sadece çok bütünleştirdiğiniz için ilişkileri hayatınızda sizin önünüz, duygusal önünüze geçiyor. Der ki artık evet burada bir aşk hayatımız, bir derinlik var. Burada bir sevilmek, bir değer görmek dediğimiz nokta var ama kimseyi bu kadar benimsemeyin. Sizin de bir kader yapınız var. O dengenin içerisine yol alırsanız doğru dengeyi ve mutluluğu bulursunuz diyor kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada her şeyimi öğrendiniz. Daha da söyleyecek bir şey kalmadı. Yani harikasınız. Tabii bu duygusallık sadece hani aşk olarak algılamayalım. Bunu şöyle de işte. Arkadaşlık, dostlarımız, aile. Değil mi? Yani hayatta kaybetme, kıramıyoruz mesela. Neyse kendiliğinden gitsin ya. Ben bir şey olmayayım. Ben yavaş yavaş geri adım atayım. İşte gitsin diye mücadele ederiz. Bu 2 sene sonra hayatımızdan gider. 4 sene sonra. Ama eninde sonunda o sizden gidecektir. Hı-hı. Yani duygusallığı siz korktuğunuz için incitmek, kaybetmekten kişileri ister istemez kendiniz yolluyorsunuz aslında. Sorunumuz bu.
Evet, ama daha ayrıntılı soruları Emine Hanım'a gideceğim. Tabii Emine Hanım'la görüşeceğim. O zaman şöyle yerime geçiyorum. Peki son olarak şeyden bahsedelim mi Emine Hanım? Vallahi sizi bırakasım hiç yok tabii de. burçlardan. Şimdi burçlarda merak ederler. Genel olarak burçlarla alakalı arzu edersiniz böyle bir toparlama yapalım mı? Özellikle ikizler artık güzel, dengeli ve hayat dolu bir evreye giriş yapacaklar. Hem iş, hem konum, hem mertebeyle alakalı ve yarım kalan ilişkileri tamamlanmayan noktalar. Mayıs 26'dan sonra onların dönüşüm rüzgarları var. Ondan önce boğaya geçeyim isterseniz. Koç, boğa ters gitmeyeyim. Şöyle başlayayım. Sevgili koçlar, özellikle son iki yıldır çabaladıkları, mücadele ettikleri her şey için bu yılın 11. ve 10. ayında alma dönemini tadacaklar. Ev almak, araç yatırımı, işi kurmak, iş düzeniyle alakalı çok büyük ferahlama. Ama özel hayatta da en büyük belirsiz giden, bitmesi gereken, hayatımızdan çıkması gereken kararsızlıklarla ilgili korkulu evresi ve bilinçaltı çok fazla kendiyle konuştuğu için burayı tazelemeye ihtiyacı var. Yani der ki 12. ev size uyarı veriyor. Beynimizi, enerjimizi bir sakinleştirelim diye uyarır. Ama yatırım, iş kurmak, duygusallıkta tıkanık evrelerimiz yıl sonu itibariyle aydınlığa kavuşacak. Boğalar zaten yılın ilk 6 ayına kadar çok şanslılardı. Ne biriktirdiyseniz artık yıl sonuna kadar, bir dahaki seneye kadar idare edecekler. Doğru iş kurduklarsa para kazançlarını, sistemlerini en iyi şekilde yönetecekler. Onların bence en büyük sorunu devletle alakalı atama ya da büyük yurt dışı firmalarıyla alakalı bağlantıda kurum oluşturdukları anlaşmalarla alakalı bir türlü haber bekleyemiyorlarsa 6. ve 9. ay onlar için çok verimli bir nokta ve bu zaferi elde edecekler. İlişkide daha sakin, daha sessiz, daha kendi dünya olabilir. Ama bazı yükselen boğalarda şunu da, flörtöz ruhumuz çok fazla ön planda çıkacak ve aldatılma, aldatmak, bu tarz konularımız hareket evresinde olabilir. Biraz buna dikkat edeceğiz. Evet, ikizlere ne dedik? Şahane bir yıl onlara, evet. Yıl bitimi 6. yani 26 Nisan'dan 26 Mayıs'tan sonra onların hayatları değişiyor. Daha güç, daha konum, daha büyük başlangıçlar, yurt dışına yerleşmek, farklı alanlarda büyük projeler, ortaklı işler çok büyük bir kazanç evresi. Özellikle de evlenmiş, ayrılmış çift olanlar için sesleniyorum. Diyorum ki evet, bu sene doğru aşkı buluyorsunuz. Doğru hayat arkadaşınız size tekrar gülümseyecek. Stabil ilişkileri olan için de gayet raylı. Yıl sonuna doğru da pat diye evlilik yapabilir sevgili ikizler. Onlar için olumlu. Yengeçlere geldiğim zaman, yengeçler için de en önemli ev ve korunak alanıyla alakalı devamlı bir tedirginlik, bir endişe evresi var. O bulundukları evi taşıyıp daha müstakil, daha böyle korunaklı bir alana geçmek istiyorlar. Onlar için olumlu bir döngüdeler. Yani bu yıl bitmeden o hayallerine ait evlerine erişecekler. Yalnız onların eşler arasında anlamsız savaş var. Neye kızdıkları, neye kavga ettikleri belli değil. O dengeyi biraz daha psikolojik olarak desteklersek ilişkimiz daha uzun soluklu olur. Çünkü burada bazı dengelerde tersliğe düştüğü için soğuma evresi var. Hanım koltukta uyuyor, bey yatakta uyuyor. Bu dengeleri toparlarsak daha seviniriz. Bir de onların kendi çocuklarıyla alakalı, özellikle çocuğu olmayanlar evlatlık edinebilirler. Ya da evlatlık edindiğiniz çocuğunuz gündemde bazı karışık olaylar gündeme gelebilir. Çocuğunuza söylemediyseniz bunlar açığa çıkabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Sevgili aslanlar için bence son iki yıldır planladıkları hayatlarını en iyi şekilde raylı sistemli yoluna oturttular. Belki biraz daha ekonomik olarak güçlenmesi gereken, çünkü geçmişteki birikimler artık onlar için azalmaya başladığı için tedirginlik evreleri. Yani ben seneye nasıl idare ederim, bu iş beni ne kadar götürür, buradaki para ne kadar gider diye böyle bir endişeli korku içerisindeler. Yıl sonu bence onların hanesine hem bolluk hem bereket hem de çok büyük projeli imzalar atılacak. Onlar keyif alacaklar, para kazanacaklar. Bir de duygusal olarak da belirsiz ilişki, adını koyamadım. Yani alakası var mı? Evet var. İlgileniyor mu? Evet ilgilenmiyor mu? Dediğimiz ilişkinin artık netliğe kavuşması, daha radikal bir evrede bütünleşmeyi temsil edecek. Bir de boşanmaktan korkan çiftler var. Yani ben ayrılmak istiyorum ama haklarımı alabilecek miyim? Yani aslında haklarınızı alacaksınız. Size ne sunulduysa onu alma evresindesiniz.
Biraz bu konuları daha iyileştirmeleri gerekiyor. Bir de yurt dışına yerleşme fikirleri var. Mesela şöyle söyleyeyim, İtalya, Fransa, İngiltere. Yani orada bir ev niyetleri varsa onu 2025-2026 daha olumlu bir süreç. Ya da oraya evleri varsa oradaki evleriyle 2025-2026 sonu o düzene girebilirler. Başaklara geliyorum. Biraz daha aile kavgaları, iş tartışmaları, biraz daha stresli dönemi olsa da onların bence 8. aydan sonra daha böyle kendilerini gösterecekleri, ortaklı projelerde çok daha başarılı olacakları. Onlarda biraz estetik takıntıları olabilir. Burun operasyonları, saç ektirmek ya da cilt ya da göbek yağlarını aldırmak gibi biraz bu konularda dikkat edebiliriz. Olmalı mı dediğinde insan kendini nasıl mutlu hissediyorsa bence olmalı. Hani o retrolar var, o kavuşumlar, o sekstil, ay Mars oraya girdi. Hayır efendim, sizin belki natal haritanız hiçbir şekilde onu göstermiyordur. Biz şu an için sadece yükselene göre hareket ettiğimiz için sizin evinizde sağlık elinde gayet güzel, mutlu bir enerji vardır. Yaptırmanız gerekiyor. Sağlığı hiçbir zaman, estetiği hiçbir zaman geride tutmayalım. Doktorunuz iyi olsun yeterli diyorum ben. O yüzden onlar için böyle bir değişim noktası var. Bir de mesela İç Anadolu bölgesinde yaşayanlar daha Ege ya da Karadeniz bölgesine doğru büyük projeler içerisinde olabilirler. Bir de çocuklarıyla ilgili, hani doğuştan gelen sağlık problemi olanlar için, yani doğurduğunuz çocuğu da doğuştan engelli olabilir. Bununla ilgili bana bir şey olursa ne olur diye endişe etmeyin. Çocuk kardeşleri çok faydalı ve çok iyi olacak. Gerek yok bu tarz evrelere. O enerjiyi de yüklemeyin. Hayat her zaman nefes almaya bir şekilde devam ettiriyor. Teraziler için biraz daha yasal, hani şöyle mahkemeli evrelerin çözümlenmesi için mücadele. Yani siz avukatınıza güvenmiş olabilirsiniz, vekalet ver. Avukatınız hiç iplememiş olabilir, hiç ilgilenmemiş. Avukatınızın mağduriyetini yaşayabilirsiniz. Hukuki işlemleri doğru kontrol etmeniz gerekiyor. Yoksa zararlı olursunuz. Bir de büyük projede yer almak, kendi markamız, kendi alanımızı büyütmek istiyorsak neden olmasın? Sizde bu ışık, bu enerji var. Yapabileceksiniz. Sadece korkularınız var. Yani şöyle, yani bu kadar emek verip bunu ziyan edecek miyim? Hayır, siz bunu markalaştıracaksınız ve kuvvetlendireceksiniz. Yapmanız gerekiyor. Bir de ikiz köklerinizde, ikiz varsa anne köklerinize ait noktadan büyük bir mirasında aydınlanması söz konusu olacak diyorum. Sevgili akreplere geldiğim vakit, sevgili akreplere şunu demek istiyorum. Bence dingin bir enerjiye giriş sağladınız. Bu dinginliği doğru hayatımızda tuttuğumuz vakitte de gerçekten hem parasal, hem aracınızın satımı, hem ev değiştirmek size iyi gelecek. Uzun süredir de kardeşler arasındaki sağlık problemleri gayet rahat ermiş olabilir. Evlilik teklifi alabilirler. Çok ciddi bir ilişkinin evresine giriş sağlayabilirler. Yaylara geldiğim zaman, yaylar daha felsefi noktada, yarım bırakılan eğitimler, tamamlanması gereken seyahatlerimiz ve farklı alanda hem kurumsalda çalışıyor olabilir, hem de kendi işini kurmak isteyebilir. Hem kurumsalda idare ederken burada büyük bir sistem kuracak. Belli bir süre burayı götürecek. Sonrasında kendi alanında, kendi büyütme evresi olabilir. Akademik alanlarda daha çok fazla yurt dışı alakalı eğitimler sağlamak isteyebilir. Bunlarla ilgili fırsatlar var. Bunlar da ilişkiye hazır değiller. Evli de olsalar birbirlerine hani flört evresini tatmak istiyorlar. Çok evlilik formatı yaşamak istemeyecekler. Bu da doğru bir evrede. Özellikle üst katta oturanlar için daha üst kata taşınma gibi düşünceleri var. Hayırlı olsun diyorum. Oğlaklara geliyorum. Oğlaklar için şunu demek istiyorum. Bence en güzel başarı ve parayı doğru yönlendirmek, çok daha güzel, özellikle finans, kurumsal alanda ve büyük alanlarla ilgili bağlantı kurduysanız bu döngü yıl sonuna kadar size çok büyük bir mertebe eleştirecek. Terfiniz, başarınız daha büyük bir aydınlığa erişmiş olacak. Bir de şöyle var, onlarda da belki anne sağlık problemleri, romatizmal sıkıntılar, anne tedavileriyle alakalı çok daha yoğun bir evrede uğraşabilirler. İlişki konusunda da zaten oğlakların kendi dünyasında şu vardır. Beni beğenmeyecek insan benim yanımda duramaz. Aynen, onun ruhunu uyacak insan da hayatında devam edecek. Sevgili kovalar, çağdır kova biliyorsunuz, gerçekten evet. Önemlisi. Kovalar için şu çok önemli. Ortaklı planları ayırmak, kendi alanında tek başına ilerlemek, kardeşlerle alakalı ortak ya da baba kökleriyle alakalı ortaklı alanlar varsa hepsini bu yıl sonuna kadar çözmüş olacaklar. Daha kendi alanlarında devam edecekleri işler var. Özel hayatta
Bu ara daha böyle özgürce takılmak, yani kimseye sorumluluk, kimseyle ilgilenmek istemeyebilirler. Böyle bir kararsızlık var. Bence de hayat arkadaşlarıyla oturup bir dertleşmeye, bu ilişkiyi tekrar toparlamaya ihtiyaçları var. Son burcumuz balık. Biliyorsunuz 12. evin lideridir. Neptün enerjisi çok fazla buğulu bakar onlara. Bence onlar için de idealist bekledikleri para sürpriz bir şekilde 11. aya kadar gelecek. Özellikle ailede müteahhitlik ya da bir arsayla bir müteahhit anlaşması üzerinde oldukları konular rahatlığa ermiş olacak. Bir de Ege tarafıyla alakalı arazi varsa satmamaları gerekiyor. Onlar için çok daha verimli oranın çok kıymetli bir evresi var. Belki onlarda boyun ya da bel fıtığı bu tarz operasyonlar olabilirler. Bence onu daha çok ameliyat olursa daha sert olacağını uyarıyorum. Hani daha farklı alternatif tıpla bunları uğraşırlarsa sevinirim diyorum. Bence güzel balıklar için de bu yıl sonuna kadar. Vallahi o kadar güzel anlattınız ki hiç kırmadınız bizi de tek tek. Ben de hiç araya girmedim. Gerek yok, o kadar güzel. Herkes aldı mı? Kendine düşen payını aldı mı herkes? Ben de aldım. Hem yükselenden hem normalden. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili Emine Akkaya. Kırmadınız, geldiniz tekrar dediğim gibi. Ama sizle daha güzel şeyler de yapacağız bence. Daha farklı şeyler de. Çünkü İnşallah. Ben sizi ziyarete de geleceğim. Yani İnşallah bekliyorum. Danışacağım çok şeyler mutlaka var. Bekliyorum, mutlaka bekliyorum. Efendim. Her şey yerli yerinde diyoruz bu programda gördüğünüz gibi. Bugün de öyle oldu yine. Güzel, keyifli bir program geçirdiğimizi umuyorum. Sizler de beğeneceksiniz. Abone olmayı unutmayın keşif ekranında. Ne yazıyor bakın. Hayatı yeniden keşfet. Siz de keşfetmek için lütfen keşif ekranında kalın. Bizlerle birlikte kalın. Şimdilik hoşça kalın.